Büyükşehir Büyükşehir Belediyesi Temmuz ayı olağan meclis toplantısı, 2. Birleşimi Büyükşehir Belediye Başkanı Profesör Doktor Yılmaz Büyükerşen başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda 23 gündem maddesinin 17'si oy birliğiyle 6 sayısı oy çokluğuyla kabul edildi. Gündemin 4. maddesi olan Tepebaşı Belediyesi 2023 yılı gelir tarife cetvelinde güncelleme yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporuna AK Parti grubu karşı oy verdi. Karşı oy gerekçelerini açıklayan AK Partili Orhan Durmuş, cenaze nakillerinden ücret alınmasını doğru bulmadıklarını belirtti. Biz AK Parti grubu olarak cenaze nakillerinden ücret alınmasını doğru bulmuyoruz. Aynı zamanda Odunpazarı Belediyesi de bu nakillerden ücret alıyor. Hem de Tepebaşı Belediyesi'ne göre de daha da fazla. Bu durumu da doğru bulmuyoruz. Büyükşehir Belediye'mizin böyle bir nakil ücreti almadığını biliyorum. Dolayısıyla bu anlamda geçmişte de aynı şekilde söylemiştik, yine takdir ediyoruz. Bu büyükşehirdeki uygulamanın diğer yereldeki belediyelerimize örnek olmasını temenni ediyorum. Sadece bu sebeple karşı çıktığımızı ifade etmek istiyorum. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt da, cenaze nakliyesi şehirler arası olduğu takdirde belediyelerin işi değil, valiliğin bu işi yapmak zorunda olduğunu belirtti. Sayın Bakanlığa sesleniyorum. Cenaze nakil işleriyle ilgili yönetmeliği uygulasınlar. Bunlar aksi takdirde belediyeler için oldukça büyük bir külfettir. Biz sosyal belediyecilik anlayışımız gereği bu desteği yapmaya çalışıyoruz. Ama aynı gün 5 tane ayrı vilayete araç göndermek zorunda kalır isek, bunun üstelik parasız olduğunu düşünürsek, üstelik 2 şoförle gönderdiğimizi düşünürsek, üstelik onlara bir de fazla mesai ücreti verdiğimizi düşünürsek, bu işin biz sadece kısmi bir bölümünü alıyoruz. Geri kalan tarafı belediye kesesinden gidiyor. İlgili madde oy çokluğuyla kabul edilirken mecliste Hal Camii tartışması da yaşandı. Hal Camii'nin bulunduğu alanda plan değişikliği ile ilgili gündem maddesine karşı muhalefet şerhini açıklayan AK Partili Mustafa Birsen, Hal Camii'nin yıkılacağı söylemleri üzerine yapılan eylemleri gündeme getirdi. Başkan Büyükerşen ise eylemlere katılanların oraya getirilen partizanlar olduğunu ve o kalabalığı Hal Cami gibi en az 4-5 tane caminin anca alabileceğini ifade etti. Yani bütün Eskişehir halkı değil de özellikle oraya getirilen partizanların oluşturduğu ve o cami gibi en az 4-5 tane caminin ancak alabileceği kalabalığı toplayarak basına neyse şimdi ben mahkeme kararını okuyunca daha iyi anlayacaksınız inşallah. Mahkemenin yürütmeyi durdurma kararını hatırlatan AK Partili Birsen, AK Parti grubu olarak red oyu kullanacaklarını söyledi. 2022 yılının Haziran ayında almış olduğunuz karar mahkeme tarafından iptal edilmiş. Yani az evvel de söylediğiniz gibi bir kısım insanların orada bağırması, çağırması değil, yaptığınız işlemin hukuksuz olduğuna mahkeme karar vermiş. Söz konusu alandaki caminin mülkiyetinin olmadığını belirten CHP'li meclis üyesi Erdoğan Aydoğmuş da caminin yarısının yolda, yarısının konut adasında bulunduğuna işaret ederek hukuki sürecin devam ettiğini belirtti. Dolayısıyla bu davaların kesin sonucu belli olmadan bu alanı özel proje alanı olarak, yani burada herhangi bir yapılaşma yapılmasın mantığıyla özel proje alanı ilan edilmiştir. Yani burada herhangi bir yapılaşmanın önü açılmış değil, aksine özel proje alanıyla burada herhangi bir yapılaşma yapılmayacak. Madde oy çokluğuyla kabul edildi. Öte yandan tarihi Odunpazarı bölgesinde bulunan ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından kamulaştırma amacıyla yıkılması planlanan evlerle ilgili AK Partililerin geçtiğimiz günlerde basına yaptığı açıklamaları gündeme getiren Başkan Büyükerşen, binaların restore edilecek durumunun olmadığını söyledi. Oturulacak hali olmadığı gibi adam edilecek hali de yok, restore edilecek hali de yok. Göçtü göçecek durumda, tehlike arz ediyor. Dahası var, o bölgede bunun gibi bir iki binada dahil devamlı olarak Emniyet Müdürlüğü'nden yazılar alınmıştır. Buralar tinercilere yatak, efendim, ispirtoculara yatak, biracılara yatak olarak kullanılıyor. Bunları suç işlenecek yerler, bir gün yangın çıkarıp bütün odun pazarını yakacak. Bunları yıkın diye tavsiyeler de var idi. Binaların iç ve dış görsellerini sunumla meclise gösteren Başkan Büyükerşen, tarihi ev değil bir tek duvar bile olsa onun üstüne titremekte olduğumuzu bilmenizi isterim ifadelerinde bulundu.